Günaydın efendim, hoş geldiniz hanım eline, hayırlı sabahlar. Sesimizin ulaştığı herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Haftanın ikinci günü, güzel bir yayınla yine karşınızdayız efendim. Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu hocam, hepiniz biliyorsunuz artık hanım elinde de ben onu her sezon farklı zaman dilimlerinde ağırlamaktan dolayı hep çok mutlu oluyorum. Onunla birlikteyiz bugün, yerimizi aldık. Hocam kahvesini yudumladı bile, çaylarımızı da aldık. Güzel bir sohbet bizi bekliyor efendim. Hocamla tüp bebeği de başarıyı artıran faktörleri konuşacağız tabii ki. Bunlarla ilgili bize sorularınız varsa hepsini yönlendirin. Onun dışında da onun Mehmet Çolakoğlu'nun ayrı bir böyle güzel bir sohbeti vardır. Hocamla birlikte hayata dair de böyle küçük anekdotlar verir bize. Yaşamı anlatan anekdotları olur onun sohbetinin arasında. Onlardan da istifade edeceğiz bugün. Hemen bir Türk askerimize yanında olduğumuzu söylememizi dillendirmek istiyorum. Sizinleyiz inşallah aslanlarımız. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin inşallah. Biliyorsunuz ki çok kritik bir dönem içerisinden geçiyoruz ve Türkiye'miz için inşallah hayırlara vesile olsun. Askerimizi Rabbim korusun. Gönlümüz, dualarımız hep sizinle birlikte. Biz burada size dualarımızı göndererek güç olmaya çalışacağız. Ama asıl güç Rabbim'den gelsin size. Hepinize inşallah kuvvet diliyorum, güç diliyorum. Allah gözünüze yaş değirmesin. Hemen bunu da söyledikten sonra tabii ki o dağlarda, o kritik dönemde mücadele eden askerlerimize selamımızı gönderdikten sonra hanım eli mutfağında da bugün mantı yapacağız efendim. Yine Ümit ve Halil bizimle birlikte. Onlar bizim bugün bize dedi ki mantı yapalım ablacığım. Tabii ki dedik. Mantı mutlaka olması gereken değil mi? Evet. Sezon içerisinde yapmamız gereken güzel bir lezzet. Kayseri böyle bir sahiplenmiş ama aslında her yerde yapılıyor. Her yerde, evet. Şöyle bir mantıdan bahsedelim mi Ümit? Tabii bahsedelim. Ya aslında mantı ta Çin'e kadar dayanıyor. Çin'den çıkma. Hı hı. Orta Asya Türklerinden buraya gelme tabii. Hı hı. Kökeni olarak Çin, Kore kökeninden mantou. Mantou deniliyor. Kökeninden evet mantou deniliyor. Türk işte Orta Asya Türklerinden buraya geliyor. Çok çeşidi var. Türkiye'mizde sadece kıyma ile olmuyor iç harcı. Nohut, mercimek, ondan sonra tavuk eti kullanılıyor. Hı hı. Bunun yanında tabii bunların etabında kullanılarak da pişirme yöntemleri de farklılaşıyor. Yörelere göre fırında pişiriyoruz, buharda pişiriyoruz, kızartılarak ve haşlama yaparak. Bugün de biz haşlayarak yapacağız bunu. Evet. Yani bizim evde yaptığımız klasik haşlayıp üzerine de güzel bir tereyağı yoğurdumuzla yapacağız. Buharda da güzel oluyor. Buharda zaten Fatih Sultan Mehmet güne neredeyse hep mantıyla başlarmış. Gerçekten. Evet. Hani bu buharla yermiş onu da buhar yöntemiyle. Daha mı sağlıklı oluyor ya da pişme şekli belki daha mı lezzetli oluyor? Daha tabii böyle yapısını koruyabiliyor. Doğru. Yapısını koruduğu için olabilir. Doğru söylüyorsun. Ama biz klasik olarak yani tavuktansa kıymalı olanı seviyoruz. Çünkü mantı dedik mi böyle güzel, bol etli, küçük, içi dolu. içi dolu, bol etli. Hatta küçük küçük. Kayseri'de ne deniyordu? Kaşığa 40 tane mi geliyordu Ömer? Evet öyle diyorlar. Evet kaşığa 40 tane gelirse gerçek mantıdır deniliyordu. Evet. Öyle küçük olması gerekiyordu deniliyor. Ama bakalım bizimki bugün nasıl olacak efendim? Siz de lütfen notlarınızı alın. Bakalım bizimki tarifi yaptınız mı, denediniz mi bilmiyorum. Yaptıysanız mesajlarınızla da bize ulaşabilirsiniz. Hangi malzemeleri kullanacağız Halil? Onu da senden alalım. Hamurumuz var. Hamurumuzu bir gün önceden yoğurduk. Nasıl gerekiyor? Önceden yoğurduk, dolabımıza koyduk. Ondan sonra kıymamız var, baharatlarımız, soğanımız, maydanozumuz var iç harcı için. İçine önce hamurumuzu açacağız, iç harcını hazırlayacağız. Kestikten sonra, içini koyduktan sonra da bükmeye başlayıp haşlamaya alacağız ondan sonra. Aparatımızı da bir gösterelim mi? Belki yayın esnasında gösteremeyebiliriz. Şöyle bununla da keseceğiz değil mi? Açtıktan sonra. Evet. Şöyle koyalım. Bunlar tabii özel aşçıların aparatları. Biz evde çok... Gerçi artık hanımlar alıyorlar ya evlerde. Bulunuyor evet genel olarak artık. Evet artık yani bulunuyor, ulaşılabiliyor. Eskiden ulaşılamıyordu ama şimdi artık mutfak aletleri bütün... her yerde çıkıyor. Evet ulaşılabiliyor. Peki o zaman kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Bereketli olsun inşallah. Lezzetle yiyelim, afiyetle ama önce sağlıkla yiyelim. Çünkü sağlık olmadan şuradan geçen bir lokmanın bile hiçbir önemi yok. O yüzden biz de bugün sağlık konuşacağız. Özellikle hanımefendileri
Hatta beyefendileri de ilgilendiren. Biliyorsunuz ki hocamla yaptığımız programların içerisinde sizden gelen mesajlara da cevap vermeye çalışıyoruz. Lütfen siz de bize ulaşın efendim. WhatsApp'tan, BIP'ten sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Önceliğimiz sizin gönderdiğiniz mesajlarımız olacak. Ve Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu hocam, anlatmama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Özlemiştik de bugün hasret gidereceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizleri görünce daha iyi oluyoruz. Biz de sizi görünce mutluyuz. Zevkle yayınlarınızı izliyoruz. Sağ olun hocam. Allah inşallah dediğiniz gibi askerlerimize de kuvvet versin. Amin. Allah onların başarısını arttırsın. Amin. Evet. Kritik bir dönem geçireceğiz ama inşallah Rabbim bizi muzaffer kılsın. Hep öyle dua ederiz ya. İnşallah muzaffer kılsın ve onların ayağına taş değmesin. Hocam bugün tüp bebekte başarıyı arttıran faktörleri konuşalım dedik. Pek çok faktör var artık ve çok da söylenilen yöntemler var. Şu olabilir, bu olabilir, teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor. Onunla birlikte yeni yöntemler giriyor işin içerisine, bilimin içerisine ve siz bunları çok yakından hatta en başta takip edenlerden birisiniz. Şöyle bir genel olarak hangi yöntemler vardı, nereden nereye geldik? Öyle başlayalım mı lütfen? Buyurun. Tabii. Şimdi biliyorsunuz ilk tüp bebek yapılalı 40 yılı geçti. 41. yıl oluyor. O günden bu tarafa da teknolojideki bütün değişiklikler bu üreme teknolojisinde de var. Oraya da yansıyor. Şimdi arabanın gelişmesini mesela düşünün. 4 teker olarak çıktı. Bir motoru vardı. Bugün de 4 teker bir motor diyebiliyor muyuz? Çok çok farklı hale geldi. İşte ilk araba çıktığında da benzin kullanılıyordu. Bugün de benzin kullanılıyor diyebilir miyiz? Mümkün değil. Çünkü evet mantık olarak veyahut da işin aslı olarak öyle olmasına rağmen çok değişikliğe uğradı. Şimdi bu tüp bebek meselesinde de bu değişiklikleri, gelişmeleri görebiliyoruz. Dolayısıyla başarı da tabii ki giderek artıyor. Mesela ilk yapıldığında %10'larda, 20'lerde olan başarı şimdi neredeyse %60'lara, 70'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi şöyle bir bakacak olursak bu işin aslı ne? Aslında tabiattaki olayların taklidi. Bir kere bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor. Nasıl taklidi oluyor? Normalde de kadın yumurtluyor, erkekten de sperm geliyor ve spermin yumurtayı döllemesi sonucunda embriyo dediğimiz her iki çiftin yani kadın ve erkeğin ortak mahsulü olan bir yapı ortaya çıkıyor. Ve bu yapıda ne yapıyor? Tüpleri kullanarak rahimin içerisine gelip yerleşiyor ve gebelik başlıyor. Bu temel prensip aslında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin değişecek bir prensip değil. Yani biz teknolojimizi ne kadar geliştirirsek geliştirelim, ne üzerine geliştirebiliriz? Yumurtayı daha iyi elde etme, spermi daha iyi elde etme, yumurtayla spermi bir araya getirirken uyguladığımız teknolojileri daha iyi ileriye götürme, embriyo elde ettikten sonra kaliteli embriyo elde etme ve bu kaliteli embriyoyu elde ettikten sonra rahime transfer ettiğimiz zaman rahimde bunun tutunmasını arttırıcı faktörleri daha iyileştirme tarzında olabilir. Yoksa tamamen farklı bir yöntemle bir çocuk elde etme diye bir şey şu an için söz konusu değil ve ileride de olacağını zannetmiyorum. Yani bu şekilden değişmez. Ve bir de bazı gerçekler var. Bu gerçekleri de bir kere bilmemiz lazım. Şimdi Allah'ın yarattığı ve koyduğu kanunlar vardır. Siz o kanunların dışına çıkamazsınız. Yani düşünecek olursanız mesela bir kadınla bir erkek evleniyor. Birinci ay gebe kalmıyor, ikinci ay kalmıyor ama üçüncü ay gebe kalabiliyor. Evet. Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Normal olarak değerlendiriyoruz.
Halbuki mantıken baktığımız zaman normal olmayabilir. Hı hı. Niye olmayabilir? Madem kadın normal, erkek normal, niye birinci ayda gebe kalmadı? Niye ikinci ayda gebe kalmadı da üçüncü ayda gebe kaldı? Aslında her normal geçen ay bir noktada bir tüp bebek yapmış gibi düşünebilirsiniz. Çünkü tüp bebek yaptığınız zaman sizin elde edeceğiniz başarı normal şartlarda tabii olanın üstüne çıkamıyor. Yani mesela normalde diyelim %80 bir gebelik elde edeceksek, tüp bebek yaptığımız zaman %90, %100 gebelik elde edeceğiz diye bir şey düşünemiyoruz. Hı hı. Veyahut da şöyle düşünebiliriz. Mesela bir insan miyop. Hı hı. Bu miyobu tedavi ederken biz buna öyle bir gözlük verelim ki bu gözlükle normal görenlerden daha iyi görsün. Hı hı. Böyle bir prensip var mı? Yok. Yok. Yani en nihayet ne yaparız? Normal görenlerin seviyesine hı hı. biz bunu getirebiliriz. Hı hı. Veyahut da bir kişinin kolu kırılmış, kemiği. İyi ki kırılmış bu kemik. Bu kemiğe biz yeniden bir şekil verelim ki bu daha fonksiyonel olsun. Böyle bir şey de yok. Yani kemiği eski fonksiyonuna getirebilirsek biz bunu büyük bir başarı olarak kabul ediyoruz. Şimdi bunları ben niçin anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Tabiatta da aslında her şey normal olmasına rağmen %100 gebelik elde edilecek diye bir şey yok. Bir de insanların durumu da söz konusudur. Mesela erkeklerde üretilen spermin birçok faktöre bağlı olduğunu biliyoruz. Erkek tamamen normal olmasına rağmen diyelim ki beslenme bozukluğu vardır bu erkekte veyahut da aşırı derecede spor yapmıştır. Dolayısıyla o erkeğin 3 gün, 4 gün, 1 hafta spermi bozuk olabilir. Bilmem anlatabildim mi? Yaşadığı süreçlerle bağlantılı tabii, değil mi? Tabii olabilir. Üzüntü, veyahut da kaygı. Üzüntüsü olabilir. Kadın da bu şekildedir. Tamamen normal bir kadın olmasına rağmen üzüntüyle, beslenmeyle, o esnadaki işte hava kirliliğiyle, bir takım yaşadığı faktörlerle. Yaşadığı depresif değil mi? Depresif evet, durumlarla. Yumurta gelişmesinde problemi olabilir. Şimdi biz nasıl ki mesela laboratuvar şartlarında embriyo elde ediyoruz tüp bebekte. Ve diyoruz ki bu embriyoyu elde ederken ah diyoruz işte ısısı biraz fazla olmuş mesela. Veyahut işte ortamın asidi biraz fazla olmuş. Dolayısıyla embriyo bundan etkilenmiş, kötü gelişmiş diyoruz. Halbuki tabiatta da kötü beslendiğimiz zaman mesela bizim elde edilen spermimiz ne oluyor? Düşük oluyor veya fonksiyon olarak bozuk oluyor. Demek ki her şey normal olmasına rağmen şartların değişmesiyle bile bazı değişiklikler olabiliyor. Onu anlatmak istiyorum. Ama genelde çocuk isteyen ailelerin beklentisi tabii ki yüksektir. Yani biz onlara işte şu sebepten dolayı veya bu sebepten dolayı işte embriyonuz kötü gelişti, şöyle oldu, böyle oldu dediğimiz zaman üzücü bir tablo ortaya çıkar. Hele ki tam izah edemediğimiz ve birkaç sefer tüp bebek yaptırmış kişilerin gebe kalamaması sonucunda büyük bir üzüntü ve hüsran vardır. Dolayısıyla bizim bu işle uğraşan hekimler olarak bu durumları ortadan kaldırıcı veyahut azaltıcı bir takım yöntemleri kullanmamız, bulmamız gerekiyor. Bu da işin başından itibaren başlıyor. Diyeceksiniz başından itibaren nasıl? Başından itibaren şöyle, yumurta gelişme sürecinde veya sperm gelişme sürecinde bu kişilerin biraz önce söylediğimiz gibi beslenmesinden tutun, işte amino asit alımından tutun, vitamin alımından tutun, bir takım şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Veya bizim bunları bu şekilde vereceğimiz bitki besin destekleriyle desteklememiz gerekiyor. Buradan başlıyor iş. Sonra ilaç kullanıyoruz. Bu kullandığımız ilaçları bu kişinin yapısına uygun veya bu kişideki patolojik duruma uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Daha iyi
yumurta elde edebilmemiz için, daha iyi sperm elde edebilmemiz için. Demek ki tedavi protokolü dediğimiz ilaçların cinsi, dozu, kullanım tarzı hepsi yumurta gelişim sürecinde etkili oluyor. O ilaçları mutlaka herkes kullanıyor mu hocam? Yoksa sadece o ilk etaptaki yetiyor mu? Yoksa kullanmak zorunda Şimdi mı? Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii bu 40 sene zarfında yaklaşık tüp bebekte o kadar çok değişiklikler oldu ki zaman zaman dediğiniz gibi acaba biz dışarıdan bu kadar ilaç vermeden tüp bebeği yapabilir miyiz gibi düşünceler hasıl oldu. Çünkü biz dışarıdan ilaç verdiğimiz zaman ne olursa olsun ilacın etkisiyle bir takım iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de, yan etkiler de olabiliyor. Ancak yine 40 yılın sonunda öyle bir noktaya gelindi ki biz ilaç vererek elde ettiğimiz yumurtalar, ilaç vermeden elde ettiğimiz yumurtalardan genelde daha iyi oluyor. Ve bizim tüp bebek başarımız ilaç vererek yaptığımız sikluslarda daha iyi ve daha başarılı olduğu ortaya çıktı. Esasında ilk tüp bebeğin yapılışı ilaç olarak değil, tabii olarak yumurta gelişimi takip edildi ve o yumurta oradan elde edildi. Ama belki de 5 sene, belki de 8 sene uğraşma sonucunda bu iş oldu. Şimdi bugünkü teknoloji ve bugünkü bilgi birikimimizle biz bırak 5 seneyi, 5 ay bile bir şey yani hastayı bekletsek çok büyük bir olay oluyor. Yani hasta geliyor, sizin 1 ay, 2 ay içerisinde buna bir şeyler vermeniz gerekiyor. Bilmem mantığı da anlatabiliyorum. Artı bazı özel durumlar var ki tüp bebekte ilaçsız bu işi yapamazsınız. Mesela kadın zaten düzenli adet görmüyor. Yumurtlaması zaten düzenli değil veya hiç yumurtlaması olmuyor. Siz bunda biz bunu tabii olarak bekleyelim de işte yumurtası oluşsun da ya yumurta hiç oluşmuyor veya oluşsa bile kalitesiz oluşuyor. Zaten başarınızı etkiliyor. Dolayısıyla bizim bunlara ilaç vermemiz gerekiyor. Demek ki kullandığımız ilaçların da dozu, protokolü, her şeyi çok önemli. Önemli ve başarıyı etkileyen faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki kişilerin psikolojisi de burada çok önemli. Çok önemli. Yani bir aynı futbolcu maça çıkıyor. Aynı takım, karşıdaki takım da aynı. Birinde yeniliyor, birinde yeniyor mesela. Böyle şeylerle çok karşılaşıyor. Burada sorduğunuz zaman en önemli olay nedir diye size soruluyor. Siz ne dersiniz? Moral dersiniz. Motivasyon ve moral dersiniz. Evet. Çünkü bir yenmiş bir yenilmiş. Hep yenilse diyeceksin ki bu takım üstün. Evet. Hep yense işte neyse o bir üstün diyeceksin. Halbuki burada bir yenilip bir yenmesi demek ki burada öyle bir şey var ki moral ve motivasyon. İşte burada da böyle. Yani bir tüp bebek yapılmış hastaya yani tamamen tabii ki moral ve motivasyon değil ama faktörlerden bir tanesi. Biraz önce de sizin buyurduğunuz gibi yani başarıyı etkileyen sebepler nelerdir? Başarıyı etkileyen sebeplerden bir tanesi de bu. Yani ben Allah'ın izniyle çocuk sahibi olacağım. Bak bütün şartları yerine getirdik. Artık yapılacak şey dua etmek ve bu işleri ben elimden uygulamak. Geleni yaptım. Doktoruma tabi oldum. Ona uydum. Çalışmak bizden, tevfik Allah'tan. Rabbim sen bilirsin. Tevekkül etmek değil mi biraz da? Evet. Şimdi demek ki psikoloji, moral, motivasyon da burada önemli. Etkili. Tabii gene bu 40 yıl içerisinde adını hiç duymadığımız yeni yeni gelişen bazı teknolojiler de var. Şimdi bizim yumurta elde etme başarımız aslında çok yüksek. Yumurtayı neredeyse %90-95 sikluslarda elde ediyoruz. Embriyo elde etme biraz daha düşüyor. Diyelim ki %70'lere düşüyor. Ama gebelik elde etme daha da düşüyor. Yani %40'lara, 50'lere düşüyor. Eve çocuk götürme dediğiniz zaman, çocuğu kucağına alıp evine gitme daha da düşüyor. Daha da düşüyor. 35-40'lara ne yapıyor? Bu düşüyor. Demek ki yumurta elde etmeden kucağına çocuk alıp
gidene kadar hep ne var? Bir azalarak giden bir süreç var. Bu tabii, bunu siz değiştiremezsiniz. Ama ne yapmamız lazım? %90'lardan başlayan bunu, ne bileyim, %70'lerde tutabilirsiniz. Yani %35'lere, 40'lara değil de 30'lara düşürmeden daha yüksekte. İşte bunun için de zaman zaman bazı metotlar çıkmış. İşte rahim içerisine öyle bir madde uygulayalım ki bu madde yapışkan gibi bir şey olsun. Ve embriyo buraya geldiği zaman bunu tutsun. Tutsun. Çok uğraşılmış ama böyle bizim bildiğimiz uhu gibi, yani çok affedersiniz benzetmek gibi, onu oraya sürelim de gelsin bu buraya yapışsın gibi bir şey, bir şey olmuyor maalesef tabii ki. Olmadığı görülmüş. Yani siz ne uygularsanız uygulayın. Çünkü bu o kadar karmaşık ve çapraşık bir olay ki burada iki taraflı mekanizma söz konusu. Yani rahimin endometrium dediğimiz tabakasıyla blastokist dediğimiz o embriyonun bir konuşması ve anlaşması söz konusu. Yani bunlar aralarında bir konuşma geçiyor. Ya arada kavga ediyorlar ya arada işte birbirlerini çok seviyorlar ve dolayısıyla birleşiyorlar. İşte bu konuşmada geçen metinleri bizim çözmemiz gerekiyor. Acaba nasıl bir diyalog kurdular? Bunun için endometrium incelenmiş. Yani rahimin iç tabakası incelenmiş. Burada da implantasyon penceresi dediğimiz, yani tam embriyonun rahime geldiği zaman embriyoyu kabul edebilecek olan rahimin eksprese olduğu bazı genler var. Yani bazı özel genler açıklanıyor veyahut da ortaya çıkıyor ki bu embriyo buraya yapışsın. O genler o esnada işte ekspres olmazsa, yani ortaya çıkmazsa bu yapışma hadisesi gerçekleşmiyor. Şimdi bu da kolay gibi geliyor. O zaman ne yapalım? Genetik olarak inceleyelim. Hangi genler açığa çıkıyorsa o zaman embriyoyu oraya koyalım. Çok güzel bir fikir. Ama onu bulabilmeniz için her seferinde sizin rahimin içerisinden tahlil yapmanız lazım. Şimdi zaten rahimin içerisinden tahlil yapıp bu gen ekspresi oldu mu olmadı mı? Baktığınız zaman rahimin içerisini bozmuş oluyorsunuz. O zaman onun da kolayı var. Peki biz bakalım bu kadında acaba ne zaman bu genler açığa çıkıyor ve birinci ay bunu yapmayalım. Diyelim ki 21. günde açığa çıkıyor. İlk adetin başlandığından itibaren. Biz biliyoruz ki bu kadının 21. gün tam embriyoyu tutabileceği gün. Gelecek ay rahimi suni olarak hazırlayalım ve işte ne bileyim 21. gün biz bunu buraya koyalım. Ama bu bir metot. Uygulanıyor da diyeceksiniz ki tamam, yani bu işi çözdük mü, bitti mi? Maalesef. Yani bitmiyor. Evet, bir ilerleme sağlanmış oluyor ama tamamlanmıyor. Tamam, bu iş bitti artık. %100 biz bunu elde ediyoruz gibi bir şey diyemiyoruz. Hocam, reklamdan sonra devam edelim. Özellikle genetik kısmına. Sizden gelen mesajlar da var efendim. Hepsini yanıtlayacağız. Hocama şimdi okuyacağım ve mutlaka size dönüş yapacağız. Kısa bir ara, hemen geliyoruz. Efendim, görüyorsunuz ekranlarda da yeni gelenler, hoş geldiniz, hanım elindesiniz ve yeniden günaydınlarımızı yollayalım hepinize. Bugün biz hanım eli mutfağında mantı yapıyoruz efendim. Mantımızı açtık, öyle hazır mantı tabii ki kullanmıyoruz. Hanım eli mutfağında her şey doğal. Ümit ve Halil mantımızı açtılar. Kesme bölümünü de birinci bölüm yaptık ve şimdi de dolduruyorlar. Anlatacağımız bir püf noktası var mı Ümit? Sözü sana bırakıyorum. Anlatacağınız püf noktası, hani iç harcını güzelce oluşturduk. Hamurun tabii birazcık ince olması. Neler vardı? Hemen bir iç harcından tekrar soğan, bahsedelim. Soğan, 250 gram kıymamız vardı. Bir büyük boy yarım soğan kullandık. Maydanoz kullandık.
toz biber ve karabiberimizle beraber iç harcımızı oluşturduk. Hamurumuzun ince açılması güzel olur. Ve böylelikle yapmış bulunmaktayız. Açtık ve kestik. Evet. Kesme aparatımız tabii ki bize çok daha yardımcı oldu. Evet, daha ince açılması şekilde. Önemli dedik. Biz hemen şöyle bir gösterelim, görülebilir mi bilmiyorum Mustafa, ama şu incelikte yaptık, çok daha güzel oldu. Hanımlar bilirler zaten. Daha incesi de olmaz zaten herhalde, değil mi? Yani. Daha incesi de patlayıverir. Evet, haşlama yöntemiyle. Açılabilir, evet. Doğru söylüyorsun. Bu incelik bizim için yeterli. Çok da güzel oldu ve çok da bereketli oldu efendim. Bu ikiye mi böldük hamurumuzu? Evet, üçe mi? İkiye böldük. Bundan epey çıkacak zaten. İkiye böldüğümüzün bir kısmını açtık. İkinci kısmı da açacağız. Biz de kalabalığız bu arada. Burada siz de misafir sayınıza göre yapabilirsiniz. Ölçümüzü iki kata çıkarabilirsiniz. Ölçülerimiz de bir taraftan ekranın alt kısmından geçiyor efendim. Oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca Konte ve Ayşe Gülşencan Hanımeli sayfasından Facebook sayfamızı takip ederseniz tariflerimizi orada da yayınlıyoruz. Biz mantılarımızı kapatmaya devam ediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Bir taraftan da stüdyo konuğum Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu hocamla birlikte tüp bebekte başarıyı arttıran faktörleri konuştuk. İlk yöntemlerin işte hazırlanma süreci olduğundan bahsettik. Daha sonra ilaçlar arkasından geliyor. Moral motivasyon önemlidir diye üçüncü sıraya geldik. Ve sonrasında da moral motivasyonun dışında da genetik olarak incelenmesi gerekir. Hem kadının hem erkeğin. Burada acaba nasıl bir sorun var? Buraya nasıl ulaşabiliriz diye tam da genetik kısmında kalmıştık. Oradan evet. Devam edelim mi hocam? Buyurun lütfen. Şimdi dediğimiz gibi embriyoyu tutucu rahimin bazı özellikleri var demiştik. Bu özelliklerden bir tanesi de embriyoyu tutma günlerinde özel genlerin açığa çıkması, ekspresi olması. Bu genlere bakarak acaba biz embriyoyu yerleştirebilir miyiz diye bunu konuştuk. Bunun yanında mikrobiyata dediğimiz her organın kendine göre tabiri caizse bir ortamı ve mikrop, yani her mikrop dediğimiz mikroorganizma kötü anlamda mikroorganizma değildir. Yani iyi mikroorganizmalar da vardır, kötüler de vardır. Bu iyi mikroorganizmaların oluşturduğu bir ortam da vardır. Yani siz rahimin bu mikrobiyatasına bakarak da acaba bu rahim bu embriyoyu tutabilir mi diye araştırabilirsiniz. Öngörebiliyor musunuz peki, yoksa illa bir araştırma, yani birkaç tahlil ya da şöyle şimdi sizin gözlemlerinizle. O kadar çok şey var ki tabii ki biz işin başından itibaren, yani hasta geldiğinden itibaren hormonlarına bakıyoruz, ultrasonunu yapıyoruz. Dolayısıyla o hasta hakkında bir bilgi sahibi oluyoruz. Artı ilaçlar verdiğimiz zaman o ilaçların etkisiyle yumurtaların nasıl geliştiğine bakıyoruz. İyi mi gelişiyor, kötü mü gelişiyor, birbirine uygun mu gelişiyor, biri küçük biri büyük mü kalıyor. Yani bunları hep değerlendiriyoruz. Artı rahimin tabakasının gelişmesine bakıyoruz. Yani iç tabakası acaba iyi mi gelişiyor, kötü mü gelişiyor? Onları da hep değerlendiriyoruz. Artı beslenmesine bakıyoruz. Doppler dediğimiz rahim içindeki damarların atışından onların daha iyi nasıl rahim içi ortamının olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunun yanında önemli sorunlardan bir tanesi de kadınlarda yumurtalıkların erken yaşlanması olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir kadın mesela 25 yaşında olmasına rağmen veya 30 yaşında olmasına rağmen yumurtalığının yaşı 45 olabiliyor, 45 olabiliyor. 50 olabiliyor. Bu genetik mi hocam? Yani bu genetik olabilir bir. Ortamla ilgili olabilir. Diyelim ki radyasyon görmüş ondan dolayı olabilir. 2. 3 beslenmeyle ilgili olabilir. 4 psikolojik travma dediğimiz yani geçirdiği psikolojik bazı sebeplerle olabilir. Artı kullandığı ilaçlarla ilgili olabilir vesaire. Yani sonuç olarak yani Hatice'ye değil neticeye bakacak olursak neticede bu
yumurtalıklar yetersiz kalıyor bu kadında. Şimdi böyle durumlarda biz ne yapabiliriz? Bu hanımlara nasıl yardımcı olabiliriz? Gene ilaç protokolleriyle biz belirli sonuçlara varabiliyoruz. Ancak bu yetmiyor. Şimdi yeni çıkan PRP dediğimiz bir uygulama var. Bu plazma rich platelet dediğimiz, yani kandaki trombositlerin ayırt ederek hastanın kanını alıyoruz. Onun özel olarak bu trombositlerini elde ediyoruz. Trombositleri de tekrar vereceğimiz organa veriyoruz. Bu aslında sadece kadın doğumda ve yumurtalıklara kullanılan bir şey değil. Mesela fizik tedavide de kullanılıyor, nörolojide de kullanılıyor vesaire. Tıbbın her alanında kullanılıyor. Yani önemli olan ne? Şu, bir nevi siz o organı biraz yenilemiş oluyorsunuz, gençleştirmiş. Yine kendinizden alınanı. Tabii, yine kendinden alınan kanı içindeki bu trombositleri ayırıp vermek suretiyle adeta bir doping yapıyorsunuz o dokuya. Bunu biz alıyoruz, kanı, yumurtalıklara uyguluyoruz. Aradan bir ay geçiyor veya iki ay geçiyor. Ondan sonra yapacağımız işlemleri yapmak suretiyle hani yumurtalığın biraz daha gençleşmesine, biraz daha dirilmesine, kendine gelmesine sebep oluyoruz. Bu da oldukça yaygın. Diyeceksiniz bununla yani %100 başarı elde ediliyor mu? Yeterli midir diye Hayır, mutlaka ama, sorulacaktır. Ama şu var, tıptaki bir kademe aşama bile bizim için çok önemli. Yani eskiye nazaran daha iyiye bir tık bile gelmiş olsak bu da önemli olarak karşımıza çıkıyor. Bunları da hastalara sunabiliyoruz. Sunmak. Artı sadece bu işlemi, bu PRP işlemini yumurtalıklara uygulama suretiyle değil, rahim içerisine de uygulayabiliyoruz. Mesela biz embriyo elde etmişiz. Biraz önce de sizin de dediğiniz gibi bu embriyoları rahime koyduğumuz zaman tutmuyor. Acaba ne yapabiliriz? İşte bu PRP'yi rahim içerisine de uygulamak suretiyle veya rahime giden damarlara vermek suretiyle. Yani değişik tabii ki yöntemleri var. O şekilde uygulayabiliyoruz. Veya gene bizim uyguladığımız mesela 4 kere 5 kere tüp bebek yapılmış tutmamış veya kendiliğinden gebe kalmış ama düşük yapmış evet. Hastalarımız var. Burada da immünolojik bazı problemlerin olduğunu görüyoruz. Yani vücut kendi dokularına karşı reaksiyon oluşturuyor veya vücut oluşturmaması gereken embriyoya karşı bir reaksiyon oluşturuyor. Çünkü her embriyoyu biz yabancı olarak biliyoruz ama rahimde öyle hadiseler oluyor ki o embriyoyu rahim artık yabancı görmüyor. Öbür türlü hiç üremenin olmaması lazım. Bütün çocukların düşükle sonuçlanması lazım. Demek ki öyle mekanizmalar var ki rahimde gelen embriyoyu yabancı olarak görmediği zaman kabul ediyor. Gebelik oluşuyor. İşte burada ne bozulmuş? İmmünolojik olarak onlara öncelikle araştırıyoruz ve ona göre ilaçlar vermek suretiyle. Mesela immün sistemi baskılamak gerekiyorsa immün sistemi baskıladıktan sonra tüp bebek yapıyoruz. Veya kendiliğinden gebe kalıyorsa immün sistemi baskılıyoruz, kendiliğinden gebe kalmasını temin ediyoruz ve immün sistemin baskısı altında gebeliği devam ediyor. Başka bir yöntem, şimdi biz embriyoları elde ettik ve bu embriyoları rahime koyuyoruz. İlk akla ne geliyor? En iyilerini verelim, en iyilerini koyalım ki başarımız artsın. En kalitelileri Peki, olsun. Peki biz acaba en iyi embriyoyu nasıl seçiyoruz? Onun da yöntemleri var. Bir, anatomik olarak seçiyoruz. Yani şekline şemaline bakıyorsunuz embriyonun. İşte blastomer dediğimiz o hücreler birbirine eşit mi? Efendim, bir de olması gereken günde ona gelmiş mi? Mesela ikinci gün embriyosunun bir blastomer sayısı dediğimiz hücre sayısı vardır. Ne bileyim, üçüncü gün embriyosunun kendine göre bir blastomer sayısı vardır. Bu gelişmeyi yapıyor mu? Hani nasıl ki diyelim 6 aylık bir çocuk var
çocuğun boyunu ölçüyorsunuz, öyle değil mi? Kilosuna bakıyorsunuz ve bu çocuk normal gelişimini yapmış gibi. Aynen öyle gün ve gün, hatta saat ve saat embriyoların bir noktada boyu ölçülüyor, kilosu ölçülüyor tabiri caizse. O gelişmeyi yapıyor mu o embriyo, ona göre değerlendiriyor. Demek ki anatomik kriterler bizim için önemli. Artı metabolomics dediğimiz, yani bu embriyonun metabolizması bizim için önemli. Yani bu embriyo ne kadar oksijen kullanıyor, hangi maddeleri veriyor? Kullandığı oksijene bakıyoruz. Verdiği ortama, hani idrar tahlilim şimdi tabiri caizse öyle diyelim. Bir kişi geldi, bu kişi hasta. Ne yapıyorsunuz siz? Kanını alıyorsunuz, idrarını alıyorsunuz. Ha diyorsun ki senin hastalığın kanında şu mikrop şu var, idrarında bu var. Aynı biz bu embriyonun kanını ve idrarını alıyoruz. Yani kullandığı oksijen, verdiği karbondioksit, işte kullandığı ortamda yemekler var biliyorsunuz. O sıvının içerisinde embriyonun kullandığı maddeler var. Hangi maddeleri ne kadar kullanmış? Beslendiği diyelim değil mi? Beslendiği. Evet ve atık maddeleri hangi şekilde atmış? Dolayısıyla bunlara bakarak da ne yapıyorsunuz? Bu embriyo hakkında fikir sahibi oluyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Başka ne yapıyoruz? Başka biraz önce sizin de söylediğiniz gibi direkt bu embriyonun genetik yapısına bakıyoruz. Oradan bir hücre alınmak suretiyle veya 5. gün embriyosunda artık oradan bir parça alınmak suretiyle trofektoderm biyopsisi diyoruz. Burada bu embriyonun genetik yapısına bakıyoruz. İşte Down sendromu veya başka şey burada ortaya çıkıyor. Yani bu embriyoda kromozomların sayısında şeklinde bir anormallik varsa var onları görüyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Başka ne yapıyoruz? Mesela daha önce diyelim ki talasemili bir çocuk doğmuş veya başka bir kan hastalıklı veya başka bir hastalıklı çocuk doğmuş. Şimdi aile diyor ki benim bundan sonraki çocuğumda bu hastalık olmasın. Evet. Zaten aileye kendiliğinden bile gebe kalsa artık kendiliğinden gebe kalamazsın diyoruz. Niye? Çünkü biz embriyo seçimi yapacağız. Bu embriyo seçimi aslında hem başarıyı arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor hem de tedavi edici. Çünkü ailenin sağlıksız çocuk sahibi olmasını engel oluyorsunuz. Dolayısıyla sadece kromozomların şekline ve sayısına bakarak değil, o kromozomlardaki, daha doğrusu genlerdeki kromozomlara bakarak, yani genetik yapısını, tek gen hastalıkları diyoruz biz buna, amino asit dizilişlerine bakarak neyi tespit ediyorsunuz? O kişide o hastalık var mı? Var mı, yok mu? Yok mu? O kişide o hastalık varsa, yani o embriyoda o hastalık varsa, o embriyoyu ne yapıyorsunuz? Diskalifiye ediyorsunuz. Dışarıya sağlıklı embriyoları anneye veriyorsunuz. Bu şekilde hem annenin sağlıklı çocuk sahibi olmasını hem de başarıyı artırmış oluyorsunuz. Yani biliyorsunuz endometrium dediğimiz rahimin içi bir noktada seçici davranıyor. Yani bir sağlıklı embriyo geldi diyelim, bir de sağlıksız embriyo geldi. İyi rahimler, seçici olan rahimler bunları anlıyorlar. Ve ne yapıyor? Ya baştan hiç kabul etmiyor bu sağlıksız embriyoyu veya kabul etse bile gebeliğin belli bir döneminde ne oluyor? Düşük yapmak suretiyle bunun çocuk haline gelip, yani büyümeden ortadan kalkmasını temin ediyor. Dolayısıyla başarıyı sağlarken aynı zamanda sağlıklı çocuk sahibi de olmasını bu şekilde sağlamış oluyorsunuz. Demek ki embriyoların genetik yapısına bakarak, yani genetik tüp bebek yaparak da siz başarıyı arttırabilirsiniz. Ki genetik gerçekten son dönemde kullanılan mucize bir şey değil mi hocam? Tabii giderek de artıyor. Artıyor da. Bir de genetik şimdi sadece üremede değil.
Mesela kanserde de genetik yapılıyor. Çok alanda kullanılıyor, doğru. Artı prenatal teşhis dediğimiz, kendiliğinden gebe kalsa bile anne, hı hı, gebeliği sırasında o bebeğe bakmak suretiyle teşhis konabiliyor. Bütün bunları yapan tabii ki genetik bilimindeki gelişmeler. Hı hı. Her gün genetik biliminde de gelişme olduğu için yeni yeni hastalıklar teşhis edilebilir hale geliyor. Yalnız burada ailelerin bilinçli olması gerekiyor. Diyeceksiniz nasıl bilinçli olunur? Şimdi diyelim ki sağlıksız bir çocuk sahibi ise bu aile, bunu düşünüp ne yapması lazım? Doktoruna müracaat ederek bir kere bir şeyini araması lazım. Yani bu işin çaresini, tedavisini araması lazım. Artı eğer sağlıksız çocuk sahibi olmuş, hı hı, ve o çocuk ölmüşse mutlaka o ölen çocuğun bir kan örneğini saklaması, evet, gerekiyor. Çünkü ileride sağlıklı çocuk elde etmede o sağlıksız olan çocuğun genlerine, genetik yapısına, hı hı, bakarak biz sağlıklı çocuk elde edebiliyoruz. Hı hı. Yani nerede hata varsa direkt siz o hataya bakarak bu hastalık tabii var mı yok mu? Şimdi bu lafı açtığınız iyi oldu. Diyelim ki sağlıksız bir çocuk var, gene genetik yapısı. Biz bu embriyoyu ne yapıyoruz dedik? Bu embriyoyu alıyoruz, çöpe atıyoruz, hı hı, diskalifiye ediyoruz. Çünkü bu hastalıklı. Hı hı. Şimdi gene editing, yani genleri yeniden düzeltme veya yazma dediğimiz durum var. İleriki tıp, yani bundan 10 sene sonraki, 20 sene sonraki tıpta o embriyoyu artık siz çöpe atmayacaksınız. Ya ne yapacaksınız? Bozuk olan bölüm neyse o bölümü çıkartacaksınız. Yine kullanılacak. Tabii, yerine düzgün olan genetik bölümü takacaksınız. Artık o kötü bir embriyo, sağlıksız embriyo olmaktan çıkacak. Çıkacak. Ve sağlıklı embriyo olarak devam edecek. Yani burada embriyoyu tedavi edeceksiniz, evet, birazcık. Ya da, evet, ameliyat eder gibi kötülerini, aynen, alıp, öyle oluyor. Yani genetik yönden ameliyat edip, hı hı, sağlıksız olan sağlıklı hale gelip devam edecek. Çok güzel müjdeler aslında bunlar. Sizin için de başarıyı, evet, arttırdığı için daha mutlu oluyorsunuzdur. Tabii ki teknoloji ilerliyor ama işte doğru ellerde, doğru noktalarda, doğru merkezlerde yapılması çok önemli. Mehmet Çolakoğlu hocama da ulaşabilirsiniz. Birazdan bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Aradan sonraki bölüm telefon numaralarını da geçebiliriz, ulaşmak isterseniz. Sorular kaldı. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki sözünüzü bölmek istemiyorum. Estağfurullah. Hemen bir reklam arası verelim. Aradan sonra izleyicimiz bekliyordur mutlaka. Onun sorusunu cevaplandıracağız. Geliyoruz efendim son bölüm. Efendim son bölümle karşınızdayız. Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu hocamla birlikte bugün tüp bebekte başarıyı etkileyen faktörler, yükselten faktörleri konuştuk. Bir taraftan da hanım eli mutfağında bugün böyle biraz Kayseri'ye doğru uzandık ve mantı yaptık. Aslında mantı her yörede yapılıyor ama hanım eli mutfağında bugün Ümit ve Halil bizim için mantı yaptılar. İkinci bölümü açmıştık, doldurmuştuk. Bakalım şimdi hangi aşamadalar. Ümit'e sözü bırakıyorum. Ümit'ciğim ne durumdayız? Şu anda haşlıyoruz mantılarımızı. Oo, çok güzel görünüyor. İçine yağ atmadık. Kıymamız zaten yağlı olduğu için yağını suya veriyor. O yüzden yağa hiç gerek yok. Bir yandan yoğurdumuzu hazırladık işte. En son üstüne tereyağlı sosumuzu da hazırlayıp sunacağız. Suyun içerisine tuz attık mı? Hamurdaki, evet, attık biraz. Hamurdaki birazcık attık. Birazcık attık. Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Hocam seviyorsunuz mantıyı inşallah. Şimdi servis yapacağız ama önce şu sorularımızı bir cevaplandıralım. Bekleyen izleyicilerimiz var çünkü. Siz bir taraftan mantıyı da tabii ki takip edeceksiniz. Ayrıca Facebook'tan da canlı yayındayız efendim. İzleyemeyenler, işte iş yerinde televizyon yok bakamıyorum diyenler için Facebook'ta, eğer internetiniz varsa ki cep telefonlarınızda, takip edebilirsiniz yayını. Hocam izleyicimiz demiş ki biz daha önce tüp bebek yaptırmıştık. İlk tüp bebek sonucunu aldığımızda gebelik oldu ve ikinci kan testine gelince kan değerim düştü.
Bu aşamadan sonra şimdi nasıl bir tüp bebek denememiz lazım? Ne yapmamız gerekir demiş izleyicimiz. Evet. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız aslında bir noktada onun cevabı doğru oluyor. Evet. Şimdi bu şuna benziyor. Mesela siz bir fidan dikiyorsunuz. Hı hı. Bu diktiğiniz fidan önce biraz yeşerir gibi oluyor ama daha sonra büyümüyor. Ağaç haline gelmiyor, meyve vermiyor. Bu buna benziyor. Yani embriyo rahime yerleşiyor. Hı hı. Belirli bir büyüklüğe kadar canlılığını muhafaza ediyor ve ondan sonra canlılığını kaybediyor. Hı hı. Tabiri caizse ölüyor ve o şekilde de dışarı atılıyor. Acaba neden? İşte bunları araştırabilmemiz için bir, acaba rahime ait bir anatomik bozukluk mu vardı. Da ondan dışarı atıldı mesela. İki, acaba embriyoya ait, biraz önce söyledik ya, genetik yapısı bozuktu da mı tutunmasına rağmen? Çünkü ne dedik? Ya hiç tutmaz, yani hiç gebe kalmaz, gebelik testi bile pozitif olmadan dışarı atılır. Veyahut da çok hafif rahime yerleştiği zaman gebelik testi pozitif olur ve devam etmez, biter. Acaba ondan dolayı mı bu oldu? Veyahut da dediğimiz gibi dışarıdan bazı faktörler oldu. Yani ilk gebelik anında mesela bu hastamız acaba ilaç mı kullandı, radyasyona mı maruz kaldı, travma mı geçirdi? Yani ne bileyim, bütün bunlar da hepsi olabilir. Etkili olabilir. O şunu diyebilir, yok ben ilaç falan kullanmadım. Doğrudur. Radyasyon alıp almadığını maalesef bilemeyebilir. Çünkü her radyasyonu maalesef biz kendimiz de bilemiyoruz hocam. Doğru. Mesela İstanbul'da bir facia olmuştu biliyorsunuz. Hı hı. Binlerce, on binlerce kişi o radyasyon yayan çöpün üstünden gelmiş geçmişler. Hem de yıllarca farkında değil. Dolayısıyla böyle bir radyoaktif, yani atık olma ihtimali çok zayıftır ama olabilir. Veyahut da bir hastanenin önünden geçerken radyasyon almıştır vesaire vesaire. Yani neticede hiç olmaz diye bir şey yok. Zayıf da olsa. Tespit bunlar edemeyebilirler yani. Evet. Hiçbirimiz edemeyebiliriz. Evet. Böyle bir şey de olabilir. Ha, hayır mı şer mi, tabii onu da bilemeyiz. Belki yani hayır da olabilir. Yani sağlıksız bir çocuk olacağına bu şekilde sonlanmış da olabilir tabii. Sizin o bakış açınız o kadar güzel ki her seferinde. Yani hep böyle kısmet vardır, bunda da bir hayır. Tevekkül edin, duanızı bırakmayın dersiniz İbrahim ya Hakkı her zaman. İbrahim Hakkı Hazretleri bak ne diyor? Bir işi murad etme, olduysa inat etme, haktandır o sakın reddetme, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Dime şun için şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Çok güzel söylediniz hocam. Bugünkü dersimizi de aldık sizden. Gerçekten öyle. Her şeye için uğraşırsın, çabalarsın, istersin, didinirsin, her yolu denersin. Bazen param bile o kapıyı açmayabilir ama bir hayır olduğu içindir belki o, değil mi hocam? Tabii o hayırı da bilemezsiniz. Evet, tabii bilemezsiniz. Siz de hep böyle söylersiniz. Gelen hastalarınıza da çokça da duydum defalarca kulağımda. Dua edin, bırakın, tevekkül edin dersiniz. O yüzden o biraz da psikolojisini de rahatlatır o insanın hocam. O endişeleri, o kaygıları, ki o da bir ayrı faktördür biliyorsunuz. Tabii baştan olmaması beri zaten onları evet, söylüyorum. Olumsuzluk için çok önemlidir. Rahat kafa olması hem annenin hem babanın adayının çok önemlidir çünkü. Muhakkak. Var mı başka ekleyeceğiniz? Çünkü konumuzu toparlayalım bir taraftan. Evet, şimdi cevap olarak son. Tabii. Şimdi kullandığımız aletler ve kullandığımız ilaçlardan bahsetmiştik ki son zamanlarda bu 3 boyutlu, 4 boyutlu ultrason var. Onlardan da bahsedelim. Evet, doğru. O ultrasonları kullanarak da biz daha iyi teşhis edebiliyoruz. Mesela rahimin yapısı hakkında eskiden film çekerek gördüğümüz bazı bozuklukları şimdi film çekmeye gerek yok. Mesela filmsiz de ultrasonla buluyoruz. Diyeceksiniz ki yani rahim filmi tarihe mi karıştı? Hayır. Onun da kendine göre bazı üstünlükleri vardır. Onu da yapıyoruz. Ama sadece anatomik bozukluktan dolayı artık ultrasonla bu işi halledebilir. Hatta
öyle ileriye gitti ki biliyorsunuz gülen bebekler, ağlayan bebekler, işte ne bileyim esneyen bebekler hep şeylere konuluyor. Görebiliyoruz. Facebook sayfalarında. Sizin sayfanızda takip ediyorum. Evet. Hocamın sayfasını kime benziyor, takip annesine etmiyorsanız mi benziyor, mutlaka benziyor? Takip edin. Eline emen çocuk değil mi? Sinirli, kızgın olanını bile yakalıyorsunuz hocam. İnanılmaz demek bir şey bu. Demek ki bu psikolojik durum annesinin karnında da yansıyor ve tepki veriyor. Mesela suratını ekşitiyor değil mi? Evet. Ne bileyim veya güler gibi bir hale geliyor. Bazısı çok rahat ayak ayak üstüne atmış. Böyle evet. O çocuğun rahat doğacağı belli ya da rahat mizaçlı olur ya, evet. Bazısı hiçbir şey umursamayan. Çok güzel yakalanmış. Siz de ara ara paylaşıyorsunuz. Çok hoşumuza gidiyor bizim. İşte de. Bu teknolojinin ilerlediğini sunduğu, değil mi bize? Gösteriyor. Tabii. Hı hı. Yani mesela bir erkek çocuğun nasıl sünnetsiz, yani siz onun cinsel organını görüyorsunuz. Bir de sünnet derisinin uzunluğu mesela, kısa mı uzun mu mesela, onu bile neredeyse görebiliyorsunuz. Ne bileyim gözün lens dediğimiz tabakasını çok rahat görüyorsunuz. Yani böyle ince detaylar. Saçlarının çokluğu, azlığı bile sanırım görülebiliyor. Evet. Bu işte zaten teknolojinin veya kordonun dolanması mesela, evet, meselesi. Doğru. Var. Ve bir de tabii ciddi artık, yani çok ileri teknolojik ultrasonlara gerek olmadan eşinin geldiği yerine, yani önden mi geliyor, arkadan mı geliyor, nerede? Doğumu eşi nasıl tabii yapabileceğine de bu tabii şekilde herhalde karar veriliyor. Tabii. Sezeryan ya da normal doğumu sürecine de karar veriyorsunuz. Evet. Teknoloji bizim elimizi çok güçlendiren şeyler ki hekimler için, sizin için de çok önemli. Ve ne noktadayız hocam? Yani batıyla baktığımız zaman biz de gerçekten çok iyi bir noktadayız. Bu şimdi mutlu edici. Alet edevat açısından hiçbir eksiğimiz yok. Yok. Batıyla kıyaslayacak olursak bu üreme teknolojilerinde biz batıdan daha üstünüz. Diyeceksiniz ki nasıl olur, yani batı her bakımdan üstünde, bu üremede niye böyle biraz tereddütlü? Çünkü oradaki insanların üreme gibi fazla bir niyetleri yok. Dolayısıyla oranın doktorları hastalardan bu tip talepler fazla gelmediği için kendilerini o konuda fazla geliştirme ihtiyacı da hissetmiyorlar. Bir. İkincisi, bu tip tedavilerde maddiyat veyahut da sigorta söz konusu olduğu için onun desteği de çok önemli oluyor. Yani arkanızda sizi destekleyen iyi bir sigortanız varsa daha cesaretli ve daha fazla denemeler yapabiliyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Mesela özellikle yaz aylarında, şimdi geçtik gerçi, kışa doğru gidiyoruz. Birçok hastamız, özellikle Konyalı olsun veyahut da işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ki kişiler, Hollanda'da, İngiltere'de, Almanya'da, İsveç'te, İsviçre'de olmalarına rağmen gelip Türkiye'de tüp bebeklerini yaptırıyorlar. Yaptırma işte. Bu çok yoluna güzel bir gidiyorlar. Şey. Tabii hem dilini dişini anlıyorum, evet, diyor. Hem güveniyor. Hem de bir de doktorların bu konuda daha fazla tecrübeli olduklarını biliyor. Çünkü Türkiye'de veyahut da Müslüman ülkelerde bu üreme meselesi daha önemli olduğu çok hassas için doktorlar da kendilerini o yönde daha fazla geliştiriyorlar. Yani, Türk hekimlerine emanet etme. Bir de burada çocuk sahibi olma kısmı var ya hocam. Onun böyle daha helal, daha güvenilir, daha benden biri, benim toprağımdan biri yapsın ve onun eline emanet edeyim düşüncesi de vardır bizde. Evet. Çünkü biz çok dinine bağlı insanlarız ve o açıdan da hassasiyetlerimiz var biraz. Onun için de düşünüyoruz gibi geliyor. Evet, doğrudur. Yani. Bu tercihlerden dolayı Avrupa'dan birçok hastamız bize gelip tüp bebeğini gönül rahatlığı içerisinde yaptırıyorlar. Hocam şöyle konumuzu toparlayalım. Çünkü sizi mutfağa alacağım. Bir taraftan da mantı yapıyoruz ya. Beslenme, hadi mutfağa gitmeden şöyle beslenme için de kısaca bize bir öneriniz var mı? Çünkü bu yöntemlerin içerisinde beslenmeyi ve kiloyu hep söylediniz ki her seferinde defalarca söylüyorsunuz. Bu da çok önemlidir. Biraz şöyle mutfağa da dikkat etmesi gerekir. Tabii. Şimdi bu kilo meselesi zaten herkesin bildiği ve çok uğraştığı bir mesele. Kilonun da yalnız %80'i bizim karşımıza aşırı kilo, %20'si de aşırı az kilo tarzında. Yani
Siz zannetmeyin ki her bizim karşımıza gelen aşırı kilolu. Kilolu. Aşırı kilosuz kişiler de bir noktada problem. Hmm. Yani onun ne olması lazım? Belli bir marjda olması gerekiyor kilonun. O da en basitiyle boy ve kilosu eşit olacak. Hı hı. Mesela 1.60 boyundaysa işte 60 kilo olacak. Kilo olacak. 1.60 boyunda 78 kiloysa demek ki fazla kilosu var demektir. Ha, bunu kiloyu vermekte birçok hastamız zorlanıyor. Onun biz farkındayız. Özellikle yaş ilerledikçe 35 yaşını geçtikten sonra da bu kilo verme çok zor. Zorlaşıyor. Ama sizin de dediğiniz gibi bu böyle. Biz hastalarımızı o şekilde kabul ediyoruz ama söylüyoruz da. Yani sen mesela 1.60 boyundasın, 78 kilosun. Belki de 1.60 boyunda sen işte 60-65 kilo arasında olsan senin başarın daha da artacak. Artı beslenmede de özellikle antioksidanların fazla olduğu beslenme. Mesela biz üzümü yerdik, çekirdeğini dişimize dokunuyor diye atardık. Halbuki şimdi üzümün çekirdeğinin ekstrelerinin çıktığı bir sürü antioksidanlar var. Doğru. Dolayısıyla onları yemek zorunda kalıyoruz. Mesela meyvelerin kabukları, kabuklarını atıyorduk. Halbuki kabukların çok faydalı olduğunu gördük. Gene posalı gıdalar mesela bunlar gündemde. Ama bir taraftan da maalesef mesela ekmek alacak olursak bizim anamızın atamızın 40 sene 50 sene ne bileyim 60 sene evvelki ekmeğimiz yani buğdayımızın da DNA'sı maalesef değişmiş durumda. Doğru. Veya bir karpuz alıyorsunuz mesela. Mesela ben bu sene böyle siyah siyah iri iri çekirdekli karpuz yedim. Bu karpuzun genleri ta ne bileyim 10-15 sene evvelinden geliyor. Şimdi mesela siz bu genetik yapıda bir karpuzu da bulamıyorsunuz. Dikkat ederseniz çekirdekleri küçük küçük beyaz beyaz. Yani besbelli ki bu karpuzun genetiğiyle oynanmış. İşte genetiğiyle oynanmış gıdalarda bir noktada ne yapıyor? İnsanların organizmasını bozduğu için, ya kısırlık tarzında karşımıza çıkıyor ya kanser tarzında karşımıza çıkmakta. O yüzden dikkat etmek lazım. Gerçi dikkat etsek bile bazen bazı bozulmuş ya da yabancı tohumlarla önümüze gelenlerden kaçamıyoruz hocam. Öyle. Yani bu noktada... Ama bir de sevindirici nokta var. Mesela spor konusunda giderek daha fitness salonları tabii açılıyor. Halkımız açık havalarda işte koşuyor, yürüyor ne bileyim yani bunlar tabii sevindirici şeyler. En güzeli sanırım yürümektir. Yürümek bizim için çok önemli. Evet. Hocam da çok iyi bir tenis sporcusu. Çok da güzel oynar. Hocam maşallah yani size. Gerçekten gençlere örnek oluyorsunuz bir taraftan. Bir taraftan da kıskanıyoruz böyle içten içe. İyi kıskanma ama bu. Ya niye biz vakit bulamıyoruz? Çok yoğunsunuz ama yine de spor için vakit buluyorsunuz. Bulmak çok, gerekiyor. Çok güzel bir örneksiniz hocam. Daha iyi iş başarınızı arttırabilmeniz için spor yapmanız gerekiyor. Biz öğrencilere de öyle söylüyoruz. Devamlı kapanıp böyle ders. O aslında başarıyı düşürüyor. Belli bir süre bunların da spor yapması gerekiyor gençlerin. O kadar güzel bir mesaj verdiniz ki başarıyı arttırmak için spor önemlidir dedi. Yani o kadar güzel bir cümleydi ki üzerine hiçbir yorum bile yapmama gerek kalmadı. Hocam şöyle bir mantıya bir geçelim o zaman. İnşallah. Yediğimiz tabii ki çok önemli. Miktarları bizim için önemli. Elinize alabilirsiniz hocam onu. Miktarları önemli. Ne kadar yiyeceğiniz çok önemlidir. O yüzden biz mantı yaptık. Ya mantı sağlıksız sakın demeyin. Çünkü mantıyı da az bir porsiyonla yerseniz faydalı olacaktır mutlaka. Hocam şöyle sizi karşıya alayım lütfen. Nasıl görünüyor? Süper. Ellerinize sağlık. Sizi tebrik ediyorum. Nasıl güzel gerçekten. Gençler değil mi hocam? Evet. Bu gençlerin nereden geldiğini söylemediniz yalnız. Gastronomi bölümünden Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. Artık hep bizimleler ya. Evet. Siz de Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndesiniz. Doğru. Artık her gün bizimle oldukları için izleyicilerimiz de nereden geldiğini ve nasıl yaptıklarını biliyorlar. Halil ve Ümit bize bugün mantı yaptı. Çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Evet ne söyleyeceksiniz son olarak püf noktası serviste şöyle olsun böyle ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?
Son serviste şey yaptık, haşladığımız sudan biraz içine ilave ettik. Bir de süzdükten sonra içine biraz soğuk su döküp hani şok etkisi yarattık biraz. Harika, evet öyle çok güzel olur. Evet. Üzeri için? Üzeri için yoğurdumuzu koyduk, tereyağımızı erittik, üzerine gezdirdik. Nane ve sumak attık üzerine. Sumak, kırmızı biber de atılabilir değil mi? Öyle baharatlar hani isteyene göre değişebilir. Harika görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi servis yapacağım hocama da inşallah. Hocam iyi ki geldiniz. Bugün yine bizimle oldunuz. Çok mutlu olduk. Yıl içerisinde zaten Mehmet hocamla birlikte ara ara programlarımız olacak. Bizi takip edebilirsiniz. Biz duyurularımızı da yapıyoruz tabii ki. Onun kıymetli bilgileri bizim için önemli. Onun hastalarından aldığı dualara ortak da olmak istiyorum aslında birazcık. Çünkü sosyal medyadan paylaştığımızda ay iyi ki bizim doktorumuzu konuk ettiniz Ayşegül Hanım. Allah razı olsun sizden diyorsunuz ya. İşte ben de oradan birazcık kendime pay çıkarayım istiyorum. Hocam çünkü gerçekten çok fazla duayı alan bir insan. İnşallah hep mutlu aileler olsun. Hepiniz mutlu olun. Evlat kucağımızdan eksik olmasın. İsteyen herkese Rabbim evladını nasip etsin. Olanlara da ömür versin, sağlıklı ömür. O da önemli değil mi? Tabii. Olur ama sağlıklı ömürü olsun. Hayırlı evlat olsun, vatana millete faydalı olsun tabii. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. Ne söylersiniz? Var mı söyleyeceğiniz son olarak? Son olarak hiçbir zaman ümitsizlik yok. Ölümden başka her hastalığın çaresi var. İnsanlar hastalanabilirler. Ama mutlaka çaresini aramalıdırlar. Bakmak lazım evet. Ve tabii ki tevekkül de etmek lazımdır. Çok teşekkür ediyorum Ümit Hanım. Biz de teşekkür ederiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Efendim mantımızı şimdi servis yapacağız. Sizin de sofranızdan inşallah böyle güzel ailenizle birlikte, kalabalık çocuğunuzla, çoluğunuzla birlikte eksik olmasın. Güzel sofralarla, afiyetle yiyin. Spor dedik ya, spor çok önemlidir ve hocam da dedi ki, ne kadar yoğun olursanız olun, kendinize spor yapabilecek bir zaman bulabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Çünkü spor mutlaka başarıyı arttıracaktır dedi. Biz de Konya'da yeni açılan bir spor merkezi var. Oraya gittik. Canan Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum. Walk Club Türkiye'nin ve Konya'nın ilk kadınlar kulübü. Bir gidelim. Oranın açılışındaydık biz de. Sizin de rahatça spor yapabileceğiniz bir yer. Oraya paslıyorum. VTR'mizi izleyin. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Öncelikle değerli basın mensuplarının bize gösterdiği destek ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum hepinize. Biz Vogue Club ailesi olarak müthiş bir heyecanla yola çıktık. Umarım bu güzellik böyle, bu enerjiyle devam eder diyorum. Biz kadını merkezine alan büyük bir konseptiz. Türkiye'nin ilk kadınlar kulübüyüz. Dolayısıyla bol içerikli, bol hizmetli bir hizmet sunacağız değerli üyelerimize. Ve burada fitness bölümünden tutun güzellik bölümüne, kuaföre kadar pek çok içerikli hizmeti bizlerden almış oluyorsunuz. Umarım her şey çok güzel olur. Ben mutlu ve güçlü kadın, mutlu ve güçlü toplum diyorum. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım her şey çok güzel olur. Farklı bir pencere açtık bugün hanım elinde ve Konya'nın ilk ve tek kadınlar kulübü Vogue Club açıldı. İşletme müdürümüz Canan Çekirdekçi bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Biraz önce basın toplantısıyla duyurusunu yapıldı. Bizi basını çok güzel bir şekilde ağırladılar. Ve şimdi de hanım elinde siz değerli izleyicilerimiz için açıklamalarda yapacak. Önce hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Canan Hanımcığım, Konya'nın ilk ve tek kadınlar kulübü. Çok evet. Güzel bir evet, çıkış evet, yaptınız. Evet, teşekkür Peki, ederiz. Peki bu kulüpte neler olacak? Ne bekliyor?
Sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin ilk kadınlar kulübüyüz. Bu kadar geniş alanda, çok içerikli, büyük konsepte ilk biz olduğumuza inanıyoruz. Bununla yola çıktık. Çok seçenekli işlemlerimiz var. Fitness bölümümüz, özel derslerimiz, Reformer Pilates, Miha Body, kişiye özel programlar, özel derslerimiz, havuzumuz, spa bölümümüz, artı güzellik merkezimiz, kuaförümüz. Dolayısıyla çok uzun seçenekli, çok fazla içerikli işlemlerimiz bulunmakta. Hanımlarımıza güzel hizmetler sunacağımıza inanıyoruz. Harika. Özellikle hanımların karışık olmadan sadece bayan bayana spor yapabilecekleri, evet, güzelleşecekleri, evet, bir yer. Evet. Bunun altını, evet, özellikle çizmemiz gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir ayrıntı, evet, çünkü. Doğru. Saat aralıkları nasıldır? Saat aralıkları şöyle, çok güzel bir imkan bu. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar AVM içerisinde olduğumuz için farklı saatlerde, farklı zamanlarda çok rahat hizmet alabilecekleri bir ortam var. Hı hı. Herkesin kendi yaşam tarzına göre ister sabah gelsin, ister öğle sonrası gelsin, ister akşam işten çıktıktan sonra gelsin. Güzelce buradan hizmet alabilir, grup derslerimize katılabilir. Yorgun bir günden çıktıysa masajını alabilir, saçına fönünü çektirebilir. Dolayısıyla söylemek istediğimiz, bizim bütün seçenekleri sunabilecek güzel bir konsept. Güler yüzlü ekibimiz güzel hizmetler sunacağımıza gönülden inanıyoruz. Siz de güler yüzlü. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O enerji, sinerji önemlidir. Evet, 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 muhakkak. Hep beraberdir. Muhakkak. Ekip işidir çünkü. Evet, biz kapıdan giren yorgun yüzlerin mutlu bir şekilde ayrılmasını gönülden, evet, var, gönülden istiyoruz. Destekliyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Mutlu kadın, güçlü kadın, mutlu toplu. Evet, kesinlikle öyle. Bir de çalışma hayatı içerisinde artık, evet, o kadar varız ve yoruluyoruz ki biraz yoruluyoruz, bir nefeslenmeye, evet, evet, de, evet, ihtiyacımız, evet, var. Kadınlarımız kendini buradan çıkarken iyi ve mutlu hissediyorlar. Evlerine mutlu mutlu gidiyorlar. Dönüşlerinde güzel olması bizi de çok mutlu ediyor. Harika. Bir de profesyonel bir işlem yapılması çok önemli. Evet. Hocalarınızın alanında, evet, uzman, evet, insanların, evet, işte spor yapılacaksa bilinçli bir sporun yapılması. Bunlar da çok, tabii, önemli. Ki. Hocalarımız desteğiyle oluyor. Evet. Çünkü onlar programları veriyorlar, misafirlerimizi izliyorlar, yardımcı oluyorlar. Hem grup derslerinde hem özel derslerde üyelerimizin bu anlamda takip edilmesi çok önemli. Evet. Çok fazla seçenek var ama bilinçsiz bir şekilde yapılan sporun da biliyoruz sonuçlarını. Çok farklı kötü dönüşleri olabilir. Dolayısıyla bunun hocaların gözetmenliğinde, desteğinde yapılması çok önemli. Ben bir konuda daha bir bilgi vermek istiyorum. Belli yaş grubundan sonra bizim yaşlar özellikle menopoz ve menopoz sonrası çok farklı sıkıntılar da yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla bunların iyileştirilme süreci, tedavi süreci, burada özellikle spor derslerinin çok büyük katkısı var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. O zaman Vocal Up'ın kapısından içeriye girdiğiniz zaman önce kuaföre bir uğrayabilirsiniz. Evet. Oradan güzelleşebilirsiniz. Şöyle bir cilt bakımınızı yaptırabilirsiniz. Evet. Ardından spor salonunda eğitimini almış ve hatta milli sporcu olan bir, evet, tane de, evet, antrenörümüz, evet, var, değil, evet, mi? Evet, evet. Bilinçli bir şekilde sporunuzu yapabilirsiniz efendim. Bu çok önemli. Dağılmadan, pek çok yere koşmadan hepsini bir arada bulabileceğiniz kadınlar kulübüne sizi de bekliyoruz diyelim. Biz bekliyoruz. Bakalım bir gezelim değil mi hep birlikte? Tabii neler ki, varmış tabii ki, biz bundan size eşlik edelim. Evet, çok buyurun, teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz var mı son olarak? Ben kadınlarımızı kulübümüze davet ediyorum. Burada kendilerini çok iyi hissedeceklerini düşünüyorum. Kaliteli zaman geçirecekler. Aslında kendilerini evlerinde gibi rahat hissedecekler. Haydi bakalım. O zaman bu evimiz gibi rahat hissedeceğimiz bu ortamı biz de hep birlikte gezelim. Tabii ki. Buyurun. Lütfen. Ben size eşlik edeyim.
Müzik